Evet, yeni bir video ile daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Android dünyasında gerçekten çok farklı modeller inceledim ama bu zamana kadar incelediğim çok çok önemli bir model var. Önemli dememin sebebi şu aslında. Bu kadar ince, bu kadar hafif ve 5100 mAh bataryaya sahip olan bir telefonu ilk defa inceliyorum. Konuğumuz Honor'dan geliyor. Honor X9A modelini bu videoda sizlerle birlikte inceliyoruz. Tabii her videoda olduğu gibi ilk önce fiyattan başlıyorum sizi bilgilendirmek adına. Fiyatı biliyorsunuz, daha sonrasında teknik özellikler, ekran, batarya, işlemci derken aslında kafanızdaki bütün soru işaretleri ortadan kalkıyor. Ancak bu videoyu çektiğim tarihte Honor X9A'nın fiyatı belli değil arkadaşlar. Ben yine açıklama kısmına bir link bırakacağım. Fiyatı oradan güncel olarak kontrol edebilirsiniz. Şimdi X9A'yı elime aldığım zaman o kadar hafif, o kadar ince bir telefon olduğunu görüyorum ki bu gerçekten kullanıcıyı mutlu eden bir detay arkadaşlar. Niye? Şimdi arka tarafa baktığınız zaman biz ne diyoruz? Hep sade tasarımlar görmek istiyoruz. İnce, hafif, ekran kası oranının iyi olduğu tasarımlar görmek istiyoruz. İşte Honor mühendisleri burada kullanıcılarının sözlerini aslında dinleyerek çok çok iyi bir modeli bizim önümüze çıkarmışlar. Ekran kası oranımız %93'ten fazla. Arka tarafa baktığımız zaman burada Honor Magic 4 Ultimate modelinin biraz yansımasını görebiliyoruz ama buradaki arka kamera dizaynının fazla çıkıntılı olmaması, güzel bir şekilde, efektif bir şekilde kullanıcıya sunulması oldukça güzel bir detay. Çok da güzel bir renk olduğunu belirteyim. Beyaz ışık vurduğu zaman farklı renk tonlarına da bürünüyor ve hiçbir şekilde parmak izi de bırakmıyor. Şimdi geçelim kutu içeriğine. Kutu içeriği de bol. Helal olsun demek istiyorum. Niye? Çünkü kutudan 40 wattlık adaptörü çıkartabiliyorsunuz. Bu 40 wattlık adaptörle 30 dakika telefonu şarj ettiğiniz zaman tam 12 saat boyunca film, dizi izlemenizi olanak sağlıyor. Bataryaya zaten ayrı bir değineceğim. Çünkü 5100 mAh ile birlikte deneyimlerimi de sizlere aktarmış olacağım. Kutu içeriğinden devam ettiğimiz zaman bir ucu tip A, bir ucu tip C kablomuz çıkıyor. Yine kullanıcı odaklı düşünülmüş bir adet şeffaf kılıfı görebiliyoruz. Ayrıca Type-C'den 3.5 mm'e çeviren bir adaptör de çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kutu içeriği gerçekten çok canlı ve dolu doluydu. O nedenle Honor'a buradan teşekkür etmek istiyorum. Şimdi geçelim buradan tasarım kısmına. Telefon tam 7.9 mm inceliğinde ve sadece 175 gram ağırlığında arkadaşlar. Ve çift sim kart desteğini biz bu telefonda görebiliyoruz. Ayrıca X9A modeli 5G destekli ve en yeni Snapdragon 695 chipsetini kullanıyor. Ayrıca bu telefon 6 nanometre mimarisiyle üretilmiş arkadaşlar. Adreno 617 grafik yonga biriminde bu telefonda görebiliyoruz. Bir de ekosistem tarafı var. Geçtiğimiz günlerde Honor Pad 8'i sizlerle birlikte incelemiştik ve tablet konusunda uygun fiyatlı olsun, özellikleri olsun gerçekten çok iyiydi. Şimdi siz Honor bir telefon aldığınız zaman dosya aktarımı olsun, ekran yansıtma olsun bunu çok hızlı bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Ekosistemin önemi burada gerçekten çok büyük ama eksik bulduğum bir yan var. Tabii ki de Honor'un diğer modellerini de artık Türkiye'de yavaş yavaş görmek istiyoruz. Mesela ne bunlar? Daha güçlü laptoplarını, daha güçlü tabletlerini veya Honor Magic 4 Ultimate gibi telefonları biz artık Türkiye'de de görmek istiyoruz. Buradan da sözümüzü, isteğimizi iletmiş olalım. Tabii biraz da giriş çıkışlar ve buradaki tasarımın aslında kullanıcıya nasıl bir deneyim sunduğunu anlatmak istiyorum. Alt tarafa baktığımız zaman Type-C, mikrofon, çift sim kart kızağını ve stereo hoparlörün bir adet çıkışını görebiliyoruz. Üst tarafa baktığımız zaman yine burada kızılötesi sensör ve mikrofonu görürken sağ tarafta güç butonunuz var, ses kısma açma butonları var. Ek olarak ekran altı parmak izi okuyucumuz var. Hemen ekranın altında konumlandırılmış ve bunun testini şu anda ekranda görüyorsunuz. Çok hızlı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Ancak parmağınız böyle hafiften biraz ıslaksa biraz zor algılayabilir, bilginiz olsun. Cihazı ön tarafa çevirdiğiniz zaman ekran gerçekten size doygunluk kazandırıyor. Neden? Çünkü 1 milyarlık renk desteğini görebiliyorsunuz. %93'ten fazla bir ekran kası oranı var ve gerçekten çok iyi bir ekran diyebilirim arkadaşlar. Buradaki ekran kavisli bir şekilde bizleri karşılıyor ve hiçbir şekilde aslında çerçeveleri göremiyorsunuz. Ve ekranda da bir adet delik çentiğimiz bulunmakta. Bu ekran hakkında bir detay daha vermek istiyorum. Ayrıca Honor X9A'nın 0.65 mm'lik derinlemesinde güçlendirilmiş camı olağanüstü sağlamlık gösterebiliyor. Eski ve rakiplerde bulunan kavisli ekranlara göre 10 mm kalınlaştırılmış ve güçlendirilmiş bir ekran olarak bizleri karşılıyor. Yani telefon ince, ekran kavisli ama şunu düşünebilirsiniz. Yani bir çarpmada, bir düşürmede telefon kırılır mı?
Hayır, rakiplerine ve eski kaviste ekranlara göre 10 milim daha güçlendirilmiş bir ekranı burada görebiliyoruz. Hazır ekrandayız, ekran özelliklerinden devam edelim. Bir kere bu görmüş olduğunuz ekran AMOLED bir panele sahip ve Always On Display özelliğini kullanabiliyorsunuz. Her zaman açık ekran dediğimiz bu özellik sayesinde aslında cihazı daha efektif, daha tasarımsal bir görüntüye kavuşturabiliyorsunuz. Ayarlar kısmından dilediğiniz görüntüyü koyarak telefon ekranı kapalı dahi olsa her zaman açık bir şekilde telefonu aslında yönetebiliyorsunuz. Bildirimlerinizi görebiliyorsunuz. 6.67 inç büyüklüğüne sahip bu ekranda 2400'e 1080 piksel çözünürlüğü mevcut. İnç başına düşen piksel yoğunluğumuz 395 olarak bizleri karşılıyor. DCI-P3 renk gamutunun %99.9'unu destekliyor ve tam 120 Hz'lik bir tazeleme oranımız bulunmakta. Ayrıca bu ekranda Tüv Rheinland dediğimiz göz sağlığına önem veren bir sertifika da bulunmakta arkadaşlar. Bu sertifika ile birlikte aslında uzun saatler boyunca ekrana bakıyorsanız Honor X9A'nın ekranı sizleri mutsuz etmiyor ve göz konforu dediğimiz bir ayarda zaten telefonun ayarlar kısmında mevcut. Ayrıca kitap okumayı da seviyorsanız kitap modu zaten telefonun içerisinde yine var. Bu arada X9A modeli kutudan Android 12 ve Magic UI 6.1 ile birlikte çıkıyor. Şimdi Honor'un kendi cihazlarında kullandığı ara birimin ismi Magic UI. Şimdi bu ara birim gerçekten çok hızlı, stabil bir şekilde çalışıyor. Instagram'a girdiğiniz zaman, YouTube'a girdiğiniz zaman veya atıyorum bir kitap okuduğunuz zaman, oyun oynarken işlerinizi çok hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Sade bir arayüz var ve bunun yanında Android tarafı var biliyorsunuz. Android tarafı da gün geçtikçe kendine bir şeyler katan bir arayüz haline geldi. Şimdi Android tarafında tabii ki de eksiklikler vardı, hatalar vardı vesaire ama bunu Android 13'ten sonra pek göremedik. Yani Android 13 ile birlikte biliyorsunuz Android tarafına gerçekten çok düşkünüm. Android 13'te tamamen stabil bir arayüz görmeye başladık. Şimdi bu telefon Android 13 güncellemesinde çok hızlı bir şekilde kavuşacak. Hatta Android 14 çıktı, ilk betası, bunu da sizlere aktaracağım. Orası zaten ayrı bir konu. Şimdi Android 13 hızlı bir şekilde alacağız mı? Alacağız. Burada merak ettiğiniz bir nokta var. Ben Instagram'a bir story attığım zaman veya sosyal medyada gezdiğim zaman, yani sosyal medyaya içerik ürettiğim zaman X9A modeli benim beklentilerimi karşılayacak mı? Tabii ki de karşılayacak, çünkü bu telefonda çok iyi kameralar bulunmakta. Kameralarla birlikte güzel videolar da çekebiliyorsunuz. Tabii ki de eleştirdiğim kısımlar var. Kamera kısmına geldiğimde anlatacağım. Sonuca baktığımız zaman arayüz hızlı, çok iyi bir şekilde işletim sistemi sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Yapay zeka burada fotoğraflarınızı hızlı bir şekilde işliyor. Oyunlarınızı hızlı bir şekilde açıyor. Ve artırılabilir, genişletilebilir RAM sayesinde bu telefonda 6 GB RAM varsa 5 daha ekliyorsunuz 11 GB oluyor. 8 GB RAM'li modeli alırsanız 5 daha ekliyorsunuz 13 GB oluyor. Arka planda işlemlerin sayısını ne kadar çok fazla tutarsanız genişletilebilir RAM sayesinde bu sorunu, kasma donma olan sorunları tamamen ortadan kaldırabiliyorsunuz. O nedenle Honor'un bu sisteme verdiği bir ismi var. Honor RAM Turbo. Bu sistem sayesinde çok çok iyi bir şekilde günlük hayattaki işlerinizi kolay bir şekilde yönetebileceksiniz. Biraz da işlemci kısmına bakalım. Bu telefonun içerisinde biliyorsunuz Snapdragon 695 var. 5G destekli bir işlemci. Oyun oynuyorsanız eğer ki jiroskop desteği bulunmakta. Bir soğutma sistemi de bulunmakta. Çok sözü uzatmak istemiyorum. Oyun performans testlerimizle sizleri baş başa bırakayım. PUBG Mobile'de kaç FPS alıyoruz? Diğer zorlayıcı oyunlarda nasıl bir performans alıyoruz? Hızlıca izleyelim. Daha sonrasında kameraya geçeceğiz.
geldik kamera tarafına. Arka tarafa baktığımız zaman burada Honor'un kendi adlandırmış olduğu Matrix halka tasarımını görebiliyoruz. Bu gerçekten çok hoş arkadaşlar. Bir benzetme yapacak olsaydım bunu gezegenlere benzetebilirdim. Gezegenlerin o halkalarına, Satürn'ün o halkasına benzetebilirdim. Oldukça şık durduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Buradaki ana kameraya baktığımız zaman tabii ki de yapay zeka destekli ve 64 megapiksel çözünürlüğünde bizleri karşılıyor. 5 megapiksel değerinde bir adet geniş açılı kameramız var. Ayrıca ana kameramız da geniş açı özelliğini destekliyor, bilginiz olsun. 3. kameraya baktığımız zaman 2 megapiksel değerinde bir makro kamerayı görebiliyoruz. Ben kamera performansından oldukça memnunum. Ancak ön tarafta video çekimi Full HD olmasaydı daha iyi olabilirdi. Ayrıca 4K çözünürlüğünde olması biraz daha tatmin edebilirdi arkadaşlar. Buradaki tek eleştirim, 4K videolar çekebilseydi bu telefon bence kamera konusunda bir tık daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de burada sizlerin yorumları da çok önemli. Sadece video kısmında 4K'yı beklerdim. Onun dışında fotoğraf konusunda bir sıkıntım yok. Hemen fotoğrafları izleyelim. Daha sonrasında buradayız. Şu anda Honor X9A'nın ön kamera performansını görüyorsunuz arkadaşlar. Ofisin içerisindeyim. Açık ofis olduğundan dolayı insanların konuşmaları da şu anda mikrofona geliyor. Ve mikrofon testini de biz bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Şu anda ön kameranın testini yaptık. Hatta şöyle dönelim. Ofis ortamında sizlere birazcık bu şekilde göstermiş oldum. Biraz da arka kameraya bakalım. Orada sonuçlar nasılmış. Şu anda da arka kameranın performansındayız. Biraz hızlı yürüyorum. Buradaki sarsılmaları anlamanız adına. Şimdi şöyle bir düşük ışıklı ortama giriyorum. Düşük ışıklı ortamda kamera bu şekilde bir performans sunuyor. Bir ürüne yakınlaştığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bu şekilde netliyor. Netleme hızı gayet yerinde diye düşünüyorum. Düşük ışıklı bir ortamdan çıktığımız zaman, buraya geldiğimiz zaman, burası Turgut. Merhaba. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Kendinden bahseder misin? Burada nasıl bir iş yapıyorsun? Grafik tasarımcıyım. Tamam. Ses çok saçma mıydı? Bu sesin olması güzel bence. Çünkü test yapıyoruz ya. Aynen. Hem ses hem görüntü. Grafik tasarımcıyım. Uzaktan çalışıyorum ama böyle arada sizi gördük, ofise geliyorum. Bugün de o günlerden birisi. Beni seviyor musun? Çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Buradaki sesi çıkaran hanımefendi de burada. Pınar abla. Kolay gelsin abla. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Arkadaşlar işte bu şekildeydi test. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Evet, geldik gün sonu yorumuna. Samet, Honor X9A modelini nasıl buldun? Arkadaşlar, tasarımı, işlemcisi, ekranı gerçekten çok iyi. Kamerada çekmiş olduğum fotoğraflar da şayet iyi, ancak 4K video olayını bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Honor mühendisleri, yetkilileri bizi dinliyor, izliyor diye biliyorum. Çünkü kullanıcıların isteklerini görmüş olduğumuz gibi yerine getirmişler ve 4K olayına biraz burada takıldığımı da belirtmek istiyorum. Şimdi gün sonu yorumunda ben Honor X9A modelini oldukça beğendim. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Bir telefon almaya karar verdiğiniz zaman direkt bir marka üzerinde yoğunlaşmayın arkadaşlar. Fiyata bakın, özelliklere bakın. Hangi marka iyi teknolojileri iyi fiyata veriyorsa gidip o markayı tercih etmek mantıklı. Mesela tablet dedik. İnsanlar gerçekten uygun fiyatlı bir tablet arıyordu. Honor bu işe el attı. Dedi ki al kardeşim Honor Pad 8. Dediler ki tamam, şu anda Honor Pad 8'i incelediğim günden beri stoklar sanırım bitmiş durumda. Herkes çok soruyor. O nedenle kullanıcıyı önemseyen markaların yanında olmak da gerçekten bize mutluluk veriyor arkadaşlar. Peki siz Honor X9A hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu arada Honor'un Ar-Ge mühendisleri bir çalışma yapıyor. Soğuk ve sıcaklığa karşı oldukça dayanıklı bir telefon. Bunu da hemen kapatmadan belirteyim. Yapılan testlerde en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak adına
Honor X9A üzerinde %60 şarj ile bir dayanıklılık testi gerçekleştiriyorlar. -30 derece sıcaklıkta yaklaşık 30 dakikada bir dizi uygulama çalıştırdıktan sonra telefonun hala normal bir şekilde çalıştığını ve pil performansının sadece %7 oranında azaldığını da Arge ekibi belirtmiş durumda. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.